Son dakika gelişmesi paylaşayım sizlerle. Arkadaşlarım da belki alt bantta verirler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim kararını imzaladı. Sarayda imzaladı bu seçim kararını. Açıklamasını da yaptı. Seçim kararı imzalandı. Seçimler 14 Mayıs'ta başlıyor bugün itibariyle. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sahalara inmişti. Deprem bölgesinde ziyaretler gerçekleştiriyor. Erdoğan da artık bugün imzalayarak seçimlerin tarihini netleştirmiş oldu ve Türkiye 14 Mayıs'ta seçimlere gidiyor diyebiliriz. Buyurun lütfen kaldığınız yerden devam edin. Evet, demek istediğim şey şu, bütçe içinden tercih edilebilir, vatandaşa yük olmadan, taksitle ödeme olmadan yapılabilir. Kur korumalı mevduata 150 milyar ödemiş bir yılda bir ülkeden bahsediyoruz. Deprem zedesini neden ödemiyoruz? Üstelik bu ödenen paralar bizim vergilerimizden ödendi ve ek vergi koyduk. 100 milyar lira kurumlar vergisinden gelecek. 120 milyar toplamıştır, 220 milyar. Ve şunu söyleyeyim, depremin yükünü de hala organize sanayi bölgelerinde, başka yerlerdeki büyük iş adamlarına aktarıyorlar. Geliyorlar, diyorlar ki şu sanayi bölgesi bana 1000 konteyner, bu sanayi bölgesi bana 500 konteyner. Bu kadar para topladıkları halde bile depremin yükünü zaten yurttaşa aktarıyorlar şu anda. Yurttaşa aktarmış durumdalar. Bu kadar parayı nereye harcadıklarını merak ediyoruz. Hesabını vermelerini bekliyoruz. Zaten süreleri 2 ay kaldı. 2 ay konusunda yapmazlarsa biz geldiğimizde her kuruşun hesabını vatandaşa vereceğiz. Bu zamana kadar hata yaptıkları her kuruşun hesabını da soracağız. Buradan da bürokratlara çağrı yapıyorum. Bu harcamalar konusunda dikkatli olsunlar.